birlikte 5 uçakla gittiği ortaya çıktı. Bundan öncekilerde de öyle gidildi. İspanya'da yapılan 22'deki NATO zirvesinde de hatta o uçakların tek tek inişlerinin, kalkışlarının fotoğraflarını vermiştik. Hatta orada bir meraklı bu işlerle ilgili birisi tek tek bu uçakların inişlerini çekmişlerdi. Telif nedeniyle onları gösteremediğim için fotoğraflarını göstermiştik. O fotoğrafları arkadaşlar sırayla getirelim. İtibardan tasarruf olmaz. Kime burada biz mesaj veriyoruz acaba? Şimdi onu konuşmamız gerekiyor. Dünyanın zengin ülkeleri de orada. Bizim gibi ekonomisi kötü olan ülkeler değil. Onlar bile düşünün İsveç'le Finlandiya başbakanları masraf fazla olmasın diye ortak bir uçakla birlikte gelmişler. Herhalde oraya gidip Türkiye'nin böyle 5 uçakla böyle bir filoyla oraya indiğini görünce herhalde dudakları uçuklamıştır. Arkadaşlar sadece acil değil arkadaşlar şeyde haber havuzu. Evet Yılmaz Polat biz konuşmaya başlayalım arkadaşlar görüntüleri başlayalım. Ekrana evet, getirecekler. Evet doğru. Evet orada nasıl tepki gördü? Yani bizde hani çok halk arasında konuşulan bir söz vardır. Ayranı yok içmeye diye başlar. Yani ayranı yok içmeye derken ben o sözü de tam kastetmiyorum. Yani bu kadar zor durumda, ekonomisi kötü durumda bir ülkenin bu kadar masraflı, bu kadar şaşalı bir şey yapması. Ayrıca hani orada Türkiye kime mesaj veriyor, kime şey hava atıyorsun? Yani onu anlamak mümkün değil. Evet, aslında hiçbir mesajı yok. Yani bu tabii ki bu memlekette bu tip şeyler her zaman dikkatle izlenir. Ben şeyi hatırlıyorum, Kaddafi çadırıyla gelip çadır kurmuştu New York'ta. Haber havuzunda. Yani bunlar haber olmuştu. Şimdi tabii bu fotoğraf gerçekten bence yüz kızartıcı bir fotoğraf. Bunu neden söylüyorum? Hem siz batıya avuç açmışsınız, işte para istiyorsunuz ki bunlar sır değil. Zaten günlerdir yazılıp çiziliyor. Mehmet Şimşek'in yaptığı temasları biliyoruz. Gerek Amerika'da, gerekse Avrupa'da. Şimdi böyle bir tabloyla, resimle karşılaşınca batılı kredi veren şirketler, ya da ülkeler şunu düşünecekler. Demek ki bunların bu paraya ihtiyacı yok. Ya da bu para buralara harcanıyor klasöre şeklinde bir şey olacaktır. Dolayısıyla bu gördüğünüz fotoğraf Andrews hava üssü denilen Washington yakınlarında bir askeri hava üssü var. Buradan bunlar burada... ki ben o havalanını iyi biliyorum. Çok bütün devlet ziyaretlerinde hükümet başkanları, devlet başkanları geldiği zaman buraya yani sivil havalanlarına değil de askeri üste inerler. Bu üste ki başkanın uçağı da Air Force One denilen uçağı da her zaman bu havalanından, bu üstten kalkar, iner. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bile kaç uçakla gidiyor seyahatlerine? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Air Force One denilen bir uçağı vardır. Onun bir yanında... Belki bunun bir yeni yedeği vardır. Ben bu uçağı gezdim şeyini biliyorum. Gayet şey bir uçaktır. Evet, çok donanımlı bir uçaktır ama... öyle yani 15 tane uçağı yok. Bir defa bunu belirtmek lazım. 15-20 tane uçağı yok. Ayrıca diğer yani buradaki bir bürokrat, bürokrat dediğim bir bakan, evet o da bir devlet uçağıyla özel görevler için yurt dışına gidebilirler ama bunların hepsi hesap kitap işidir ve burada bunların hepsini kongreye hesap vermek zorundadır. Dolayısıyla yapılan en ufak bir fazla harcamanda burada basın, Amerikan basını gayet şey bir şey özgür bir şekilde
dillendirir ve hesap sorar. Tabii ki kongrede de hesap sorulur. Dolayısıyla bu gerçekten ekonomik krizi yaşayan Türkiye için şu anda yüz kızartıcı bir tablo diyebilirim Namık. Bir kişiyle konuştum. Aşağı yukarı bir hesaplama yapalım dedik. Bu kadar uçağın yakıt gideri, oradaki işte işletme giderleri, şunlar bunlar, hava geçiş ücretleri falan ise hesaplandığında aşağı yukarı 2,5 milyon doları yakın bir para harcandığı ortaya çıkıyor. Yani şöyle tabii bir... Çok astronomik bir rakam bunlar. Gerçekten öyle. Astronomik bir rakam. Yani bir kargo uçağına siz ki Amerika'ya gelen ki bu görüyoruz işte bu hatta sen az önce şeyi söyledin İsveç ve Finlandiya liderlerinin masraf az olsun diye evet. Aynı uçağı kullandığını söyledi. Evet. İngiltere Başbakanı da işte şey tarifeli uçakla geldi yani bunlar böyle yani İngiltere'den yani, gülmek dediğim şey değil komik bulduğum için gülmedim yani evet. Kesinlikle işler acısı yani işler acısı çünkü görüyoruz konvoyları da gördük burada yani evet geçelim fotoğrafı. Yani konvoyları da gördük burada. Yani işte son 2,5 milyon Almanya'daki... dolarlık gövde gösterisi. 5 uçaktan oluşan filo Andrews haber hava üstünde. Yani Amerika'nın dediğiniz gibi az önce evet. Başkanların uçaklarının da kullandığı Air Force One'ın da kullandığı bir evet. Askeri üs evet. Yan yana sıralanmışlar. Evet. Yani bu ego mu yoksa başka bir şey mi? Neyi anlatmaya çalışıyor? Bir şey olmalı. Yani şu uçak şeyleri götürdü. İtibardan tasarruf olmaz. Evet. Otomobilleri götürdü. Güvenlik otomobillerini. Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki en büyük A400M Atlas uçağı. 152,5 milyon avro değerinde bu uçak otomobilleri taşıdı, koruma araçlarını çok, taşıdı. Evet çok enteresan Namık. Yani önce Almanya'ya gidiyor, buraya nasıl geliyor? Yani o kadar hızlı bir hava trafiği oluşmuş ki evet. Tebrik etmek lazım. Yani inanılır gibi değil. Yani buraya Atlantik ötesine geliyorsunuz, Almanya'ya gidiyorsunuz. Yani bu uçaklar ne zaman nasıl hareket ediyor, ne oluyor ben anlamakta zorlandım biraz açıkçası. Yani kendisinden önce uçak arabalar geliyor. Dolayısıyla bir karşılama uçağı deniliyor. İşte aslında uçaklar, bu tabii evet, ciddi bir operasyon. Yani Türk Hava Yolları'nın uzmanlarının falan planlaması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı... Gene bir yurt dışı geziden geldi ve geçti oraya. Yani müthiş. Onu söylemeye çalışıyorum. Müthiş. Yani şimdi bu havalanda uçaklar indiği zaman, Cumhurbaşkanı uçağı indiği zaman orada zırhlı araçlar, korumaların araçları, kendi makam otomobili hazır bekliyor. Ve oradan otele o konvoyla geliniyor. Yani bu çok enteresan bir durum. Şimdi bir tane başka örnek daha gösterelim. Daha önce biliyorsunuz 4 uçakla NATO zirvesi diye diğer bir klasör var. Onu açalım arkadaşlar. Daha önce 2022 yılında İspanya'da Madrid'de yapılan NATO toplantısına da yine Cumhurbaşkanı 4 uçakla gitmişti o zaman da. Orada gene o büyük bir tartışma konusu olmuştu. İsterseniz onun da bir şöyle fotoğraflarına bir göz atalım. Bu Airbus'dan alınan A400M uçağı, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çok büyük bir nakliye uçağı. Cumhurbaşkanı'nın bu Madrid Torreón'da Erdos havaalanına uçaklarını götürdü. Önce bu uçak iniyor, Cumhurbaşkanı gittiği zaman.
Önce uçakları götürüyorlar, araçlar iniyor. Cumhurbaşkanı'nın ineceği, yani yarım saat önce falan iniyor bu uçak. Arkasından devam edelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu uçak geliyor. Boeing 747-800 Madrid'deki operasyonu anlatıyorum şimdi burada. Buradan Cumhurbaşkanı iniyor. Sonra devam edelim arkadaşlar. Bakanları taşıyan A330-200 uçağı iniyor. Yani ilk inen o nakliye uçağı 157 milyon dolar falan avro. Bu uçak A330-200 400 milyon dolar civarında. Bundan önce inen Boeing 747 500 milyon dolarlık bir uçak. Devam edelim arkadaşlar. Arkasından bir de bu geliyor mesela Madrid'de. Buna kim geldiyse yani birli bakanlar, yani anlaşılır gibi değil. Aslında anlaşılır gibi. Ben hemen bir örnek vereyim. Şöyle ki yani kimler geliyor dediğin zaman hemen iki gün önce de özel bir uçakla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve 4-5 kişi yanında beraberinde bir parlamento heyetiyle geldi. Koskocaman bir uçak. Yani evet. Ayrıca Washington'a her gün Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı var. Evet. Her gün evet. Var bu. Yani New York'a her gün var, buraya var. Dolayısıyla bu 4 kişi gayet rahat işte first class ya da business denilen yerde gelebilirler. Yani bunda hiçbir şey yok. Ama 4 kişi için koskoca bir uçak Atlantik ötesine geliyor. Ayrıca ki Cumhurbaşkanı'nın uçağında diğer bakanlar, bilmiyorum, belli ki bu uçaklardan diğer bakanlar kendisiyle beraber refakat eden personel de başka bir uçakla gelmiş. Onlar aynı uçakla gidiyor demek ki. Mesela bu Cumhurbaşkanı'nın uçağı herhalde bir 300 kişilik bir uçak yani. Koskocaman bir uçak. 747-800 yani evet. Boeing'in yaptığı en büyük gövdeli uçak. Yani daha evet. Ötesi yok. Yani bunu neden yapıyorlar? Ben gerçekten bunun itibarla da ilgisi yok. Yani kimse buna itibar demiyor buralarda. Buna lüzumsuz harcama deniliyor. Yani, buna yani. Başka bir adı var bunun. Yani bunun itibarla ilgisi yok. Yani bu itibar kelimesi. İtibar diyeceksek için... itibar değil de yani gülüş duruma düşeriz yani. Bu hoş değil. Yani gerçekten dünyada ekonomisi en güçlü ülkeler bile tasarruf ederek daha böyle nispeten orta hal uçaklarla gelirken böyle sanki bir gövde gösterisi yapar gibi gelmenin ve sonra gidiyorsunuz oradaki insanlardan uçak almak için talepte bulunuyorsunuz. F-16'lar. Şimdi bunun ya... Evet, bir de bunun yanı sıra hemen hatırladım. Bu gelişinde oldu mu bilemiyorum, izleyemedim. Ama geceleri New York'ta çok iyi hatırlıyorum. Böyle ışıklı araçlar kiralanıp orada sokak sokak gezdirilip işte üzerinde Türkiye Cumhurbaşkanı burada şeklinde bir reklam şeyi de yapılırdı. Bu gelişinde yapıldı mı sanmıyorum. Gerçi bu gelişinde çünkü Washington'da hayat tamamen ölmüştü yani ki devlet daireleri bile izinliydi, evden çalışıyorlardı. Hemen hemen birçok sokak kapatılmıştı. Dolayısıyla öyle ışıklı panolarla gezdirilmedi reklam amaçlı. Fırsat yok. Yani evet yok ama onlar da yapılıyordu. Dolayısıyla gerçekten çok üzüntü verici şu evet. Anlamda diyorum bunu. Emekli işte yoksul Türkiye'nin gündeminin günlerdir birinci maddesi olurken böyle bir harcama yapılması çok düşünülmesi lazım. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunun tartışılması lazım diye düşünüyorum. Peki o zaman bir de şöyle bakalım Yılmaz Polat. Bu kadar şaşalı bir seferde
Türkiye ne elde etti? Sadece efendim Filistin'de barış önerildi, şey yapıldı. Doğru dürüst bir ikili görüşme falan da pek olmadı gibi görünüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla da bir sadece toplantıdan önce şöyle ayaküstü bile değil bir görüşme gibi bir şeyi. Bir de yemekle yan yana düşmüşler. Onun ötesinde hani bir görüşmeden de bahsediliyordu aslında. Evet, ama burada hemen şunu söyleyeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Erdoğan tanıdı mı? Ben çok emin değilim. Yani çünkü Evet. Zelenski'ye Putin dedi. Yardımcısı Kamala Harris'i Trump'la karıştırdı. Yani hani isimleri karıştırdı ama cinsiyetleri de karıştırmış oldu bu arada. Onun için dolayısıyla ben acaba birisiyle karıştırdı mı diye aklıma da gelmedi değil. Yani Biden'ın durumu çok içeçici olmadığı için. Evet. Evet. Dolayısıyla yani kiminle konuştu? Ne konuştu? Erdoğan'la mı konuştu? Evet. Yani dolayısıyla bunu da hemen belirtmekte yarar var. Çünkü gerçekten Biden'ın durumu çok iç açıcı değil ve burada hala bu konuşuluyor. Yani aslında Amerikan basınının olsun mu olmasın mı? Diğer ülkelerin batı basınının da gündeminde bu var. Yani bu, aday Kamala Harris adı öne çıkıyor. Yılmaz Polat Kamala Harris adı öne çıkıyor. Bu saatten sonra demokratların o da çok tartışılıyor. Yani aday değiştirmesi ki Kamala Harris'i zaten yani Biden'ın yerine aday yapmazlar. Yani dışarıdan bir aday başka bir demokrat olur mu diye çok soruluyor. Evet, demokratın ağır topları diyeceğimiz isimler de Biden'ın değiştirilmesinden yana ama biliyorsunuz seçim Kasım ayında olacak. Dolayısıyla onun da çok tekrar aday seç. Şu anda Biden'ın seçim kampanyasına büyük paralar da geldi. Bu paralar ne olacak? Yani bir başka adaya devredilmiyor. Yani gelen aday aynı kampanyayı devam ettirebilir mi? Yani bu haliyle kazanma şansı var mı Biden'ın? Yani Demokrat Parti intihar mı ediyor? Tartışma konusu burada noktalanıyor aslında. Yani demokratlar bu haliyle Biden'ın kazanamayacağını savunuyor. Onun için yeni bir aday üzerinde ısrar ediyorlar yani. Ağustos ayında Demokrat Parti'nin kurultayı var. Orada artık son şeklini alıyor. Bir değişiklik beklenir mi orada? Yani beni ancak Allah alabilir diyor ama yani orada bir farklı yaklaşım olabilir mi? Israrla Biden kalmayı ısrar ediyor. Ben düşünmüyorum. Yani olabilir de tabii siyasette her şey olabiliyor ama ben pek ihtimal vermiyorum. Bence burada en güçlü Biden'ın aklını çelebilecek bir güç vardı. O da eşiydi. Ama eşi de adaylığını destekliyor. Dolayısıyla ben Biden'ın kalacağını düşünüyorum. Ve böyle seçime Biden'dan girilecektir diye düşünüyorum. Ha, şu da var. Biden 4 seneyi çıkarabilir mi? Bu da enteresan. Bu da. Bir soru olacak. Bir de o var. Biden 4 sene zaten eleştirilen taraflardan bir tanesi de Kamala Harris'in de çok bu işler için başkanlık yapmak için iyi bir aday olmayacağını düşünenlerin sayısı da çok fazla. Dolayısıyla yani çıkaramayacağı konusunda da çok güçlü. Koskoca Amerika güçlü. Dünyayı yöneten ülkenin bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı çıkartamaması, doğru dürüst başkan adayı çıkartamaması. Hoş bütün dünyada bu sorun var. Yani Avrupa'ya geldiğimiz zaman da bir lider sorunu var. Tuhaf bir şey değil mi? Gerçekten çok tuhaf. Yani bu sorunun cevabını da bulmak çok zor. Yani şimdi tabii sadece Demokrat Parti için konuşmuyorum bunu. Cumhuriyetçi Parti'de de
ki pazartesi günü onların da kurultayı var, 3 günlük. Büyük ihtimalle ki belli de zaten Trump aday olacak. Trump'ın işte yardımcısı en az Trump kadar tutucu birisi, Rubio denilen bir isim, kongre üyesi. Zaten rakibiydi. İşte Cumhuriyetçi taraf da böyle Namık. Dolayısıyla bu tabii sadece Amerika'yı değil, bütün dünyayı etkileyen bir ülke olduğu için bu kaygı verici. Tabii kaygı verici yani dünya içinde. Çok. Bizim için de kaygı verici. Evet. Bir de tabii Amerika'ya gitmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitmişken İşte orada bir de bir sürü yatırımlar yapıyor. Gerek AKP, gerek Türkan vakıfları orada yatırımlar yapıyorlar. Evler, çiftlikler alınıyor. Muhammed Ali'nin çiftliği olduğu gibi. Gökdelenler dikiliyor. Diyanet yatırımlar yapıyor. Cumhurbaşkanı onları görme fırsatı da oldu mu? Şöyle bir... Onu da arkadaşlar evet, ABD diye bir klasörden gösterebiliriz yavaş yavaş. Evet oldu. Biliyorsun bu saydığın şeylerin hepsini biz ortaya çıkarttık. Evet. Yani önce onu kaynak olarak belirtelim. Hepsini biz ortaya çıkarttık. Yani Tele1 sadece izleyicilerine yayın yapan bir televizyon değil. Aynı zamanda bana kalırsa bir ajans. Ajans gibi de. Evet. Evet. Ajans gibi de. Dolayısıyla bizim haberlerimiz tabii sadece Tele1'le de yayınla kalmadı. Bunu da belirtmekten siyasetçiler için de lazım. İyi bir malzeme oluyor. Aslında eleştirmiyorum o siyasetçileri. En azından sizin haberlerinizi, Tele1'in haberlerini her yerde paylaşıyorlar. Mecliste paylaşıyorlar. Siyasi ortamda paylaşıyorlar. İnsanlar daha çok haberdar oluyorlar. Kesinlikle öyle oldu. Zaten şöyle bir baktığınız zaman Diyanet işte mal varlığıyla işte AKP'nin Washington'da aldığı evlerle, Türkan Vakfı'nın New York'taki yatırım ve çiftliğiyle bütün bunların gündemini biz yarattık Türkiye'de. Dolayısıyla dediğim gibi Tele1 sadece bir televizyon olarak kendi yayını yapmıyor. Biz haber ajansı gibi de çalışıyoruz. Çalışıyoruz, evet. Haber bağımsız medyaya